Evet, 6. sınıf hacim ölçü birimleri sayfa 221-222'de. Hacim ölçüsü temel birim metreküptür. Çocuklar metreküp bunun binde bir kadar olan kısmına desimetreküp, santimetreküp, milimetreküp bir küpün hacmini dolduran. Milimetreküp mini minnacık bir küpün, 1 milim kenar uzunlukları olan bir küpün içi. Santimetreküp de şöyle şu kadar 1 santimetre küpün hacmi. Desimetreküp bir kenar 10 santim. Bunlardan sınıfta çok vardı. Derslerde kullanıyordum hatırladınızsanız. Metreküp de bir kenarı 1 metre olan bir küp düşünün. Büyük bir küp oluyor bu. Bu kadar hacim ölçü birimleri. Bunların metreküpün üst değerleri yok mu? Var normalde ama hacim ölçüleri biner kat biner kat büyüyüp küçüldüğü için çok fazla sayıyla çok fazla sıfırla uğraşıldığı için 6. sınıf öğrencilerine bu kadar birim öğretiyoruz. 4 tane birim öğretiyoruz. Yeterli sorularımızda. Daha büyük sayılarla karşılaşmazsınız. Çünkü çok fazla sıfırla sorun yaşarsınız. Şimdi 1 metreküpte 1000 desimetreküp. 1 metreküp 1 milyon santimetreküp. Bakın bir üçer tane sıfır koyduğumuz için çok fazla sıfır var. Şimdi muhakkak kağıda metreküp, desimetreküp, santimetreküp ve milimetreküp yazın. Bu merdivenizi çizin ve yanınızda olsun sorularda. Her daim testte de yanınızda olsun. Her seferinde buraya dönüp bakmak zorunda kalmazsınız. Hep de merdivenize bakarak soruları doğru bir şekilde yapın. Sıkıntı olmaz. Şimdi 1 metre küp kaç desimetre küp diye sormuş. Bir basamak aşağı iniyor. Yanına ne yapıyor? 3 sıfır koyuyoruz. Tamam, 3 sıfır koyalım. 1000 desimetre küp. 2 metre küp. Bakın merdivende 2 basamak aşağı iniyorum. 2 kere 3 sıfır koyacağım. 3 sıfır koyarsam desimetre küp. Bir 3 sıfır daha koyarsam santimetre küpe indim. 2 milyon santimetre küp eder. 30 metreküp kaç milimetreküp eder? 30 metreküpün yanına 3 sıfır koyarsam desimetreküpe indim. 3 sıfır daha koyarsam santimetreküpe inerim. Bir 3 sıfır daha koyarsam milimetreküpe inerim. Evet. Bu milyonlar, trilyonlar oldu. 7 desimetreküp. Sayılar okumaya çalışmayın çok fazla. Eğer çok fazla bu kadar sıfır varsa. Önemli değil. Kafanız karışmasın. Desimetreküpten santimetreküpe bir basamak aşağı iniyorum. 3 0. Santimetreküpten milimetreküpe 3 basamak aşağı iniyorum. Sayıyı 1000 kat büyütüyorum. Böyle virgülü sayılarda virgül bir basamak sağa kayarsa sayı 10 kat büyümüş olur. 2 3 yani 25 milimetreküp etti. Şu 5'i düzgün yazayım. Evet. Desimetre küpü milimetre küpe çeviriyorum. 2 basamak aşağı desimetre küpten milimetre küpe bakın. Yani 2 defa 1000 ile çarpmış olacağım. Virgülü 3 basamak sağa kaydırırsam 1 basamak inmiş oldum. Burada 2 tane oldu. Şuraya bir 0 koyarsanız eğer toplamda 6 basamak inmiş olursunuz. 210. Hatırlayın, virgülü sayılarda sayının sonuna istediğimiz zaman 0 koyabilirdik. 5 tam 10'da 6 metreküp kaç desimetreküp eder? Bir basamak aşağı inecek. 1000 ile çarpacağım. Virgül bir basamak sağa kaydırdığım zaman 10'la çarpmış oldum. 2 sıfır koyduğum zaman toplamda 1000 ile çarpmış oldum. 681 santimetreküp kaç milimetreküp eder? 681 yanına 3 sıfır koydum mu? Santimetreküpten milimetre küpe bir basamak aşağı indim. 3 basamak 3 tane sıfır koyuyorum. Desimetre küpten milimetre küpe. 2 defa 1000 ile çarpacağım. Her bir basamak için 3 sıfır koyuyorum. Bitti. Milimetre küpten santimetre küpe bir basamak yukarı çıkacağım. 3 tane sıfırını siliyorum. 1000'e bölmüş oldum. Milimetre küpten desimetre küpe çıkacağım. 2 basamak yukarı çıkacağım. 2 defa 1000'e böleceğim. Toplamda 6 sıfırını atacağım.
400 desimetre küp. 80.000 desimetre küpü metre küpe çevireceğim. Bir basamak yukarı çıkıyorum bakın. 3 tane sıfır atacağım yukarı çıkarken. 1, 2, 3, 80. 200 santimetre küpü desimetre küpe çevireceğim. Şimdi santimetre küpten desimetre küpe çıkarken 1000 ile bölmem lazım. 2 tane sıfırını attığım zaman sayıyı 100'e bölmüş olurum. Yetmez. Sayıyı 1000'e bölmüş olmak için bunu ne yapacağım? Virgülü yazacağım. 2'nin 10'da 1, 0 tam 10'da 2. Bu önemli. Buna dikkat edin. Ondalık kesirleri olmadı. Bir tekrar edin. 50.000 santimetre küpü metre küpe çevireceğim. Santimetre küpten metre küpe, siz merdivenleriniz bu şekilde yanınızda olsun. 2 basamak yukarı çıkıyorum. 2 defa 1000'e böleceğim. Tamam, şu 3 sıfır attım mı santimetre küpten desimetre küpe çıkmış oldum. Ama şimdi desimetre küpten metre küpe çıkacağım. Bu sıfır attım mı tamam. 1000'e bölmede bir basamağı halletmiş oldum. Şimdi kaldı 5. Olmaz. Bunu 0 tam 10'la 5 yazsam 2 basamak olur. Olmaz. 3 basamak çıkmış olmak için 0 tam 0,5 yazıyorum. Bunlar önemli. 730 1000 milimetre küp kaç desimetre küp eder? Milimetre küpten desimetre küpe yine 6 sıfır atmak gerekiyor. 1, 2, 3 tamam. 3 sıfır attım. 6 sıfır atmak için bakın virgülün burada olduğunu da düşünebilirsiniz. 1, 2, 3 virgül 7'nin başına gelmesi lazım. Sayının boşta kalmaması için sayının başına bir sıfır koymak gerekiyor. M şıkkında 900 bin santimetre küp kaç metre küptür? Santimetre küpten metre küpe 6 sıfır atmam lazım. 1, 2, 3 attım. 4, 5 ama 9 kaldı. Olmaz. 6. sıfır atmış olmak için virgülü ne yapıyorum? Burada olduğunu düşünüyorum. Virgülü buraya getiriyorum. 6 tane basamak kaymış oldu. 2 defa 1000'e bölmüş oldum. Sayı boşta kalmasın diye muhakkak sayının başına 0 koyuyorum. Evet, ikinci soruda yine çevirmeler, toplamalar var. 18,5 metre küp var. 12 metre küp var. Kaç desimetre küp var? İlk önce bunları bir çevirelim. 18,5 metre küpü desimetre küpe çevirelim. Bir basamak aşağı. 1000 ile çarpmam lazım. Sayıyı 10 ile çarparsam 185 olur. Yanına 2 sıfır koyarsam 1000 ile çarpmış olurum. Desimetre küp. 12 metre küp. Yanına 3 sıfır koydum mu? Desimetre küpe çevirmiş olurum. Bunları toplarım. 30.500 desimetre küp etti. Biraz daha düzgün yazsaydım tabi daha iyiydi. 6.000 desimetre küp, işte bu kadar santimetre küp metre küp. Şimdi burada kolay vermiş. Desimetre küpten bakın metre küpe bir basamak yukarı çıkıyorum. 3 sıfır atıyorum. Yani bu 6 metre küp. Şimdi santimetre küpten de yukarı 2 basamak çıkıyorum. 2 defa 1000'e bölüyorum. 3 sıfırını attım desimetre küpe çıktım. 3 sıfır daha attım metre küpe çıktım. 7 metre küp. 6 ile 7'nin toplamı 13 metre küp. C şıkkına bakalım. 8 metre küp. Eksi 1250 desimetre küp. Desimetre küp. Bakın burada sadece şunu çevirmeyeceğim. Sadece bunu çevireceğim. 8 metre küp. Yanına 3 sıfır koyarsam bir basamak aşağıymış olurum. Desimetre küp olur. 1250 desimetre küpü çıkartacağım. Desimetre küp cevabımız. Evet. 0 tam 6 santimetre küpü milimetre küpe çevireceğim. 21'e dokunmayacağım zaten milimetre küp olduğu için. 1 basamak aşağı ineceğiz. Sayıyı 1000 ile çarpacağız. Virgülü 1 basamak sağa kaydırırsam 6 olursa 10 ile çarpmış olurum.
Evet, 600 milimetre küp. 21 milimetre küp çıkartırsam. Ondan 1 çıktı 9. 9'dan 2 çıktı 7. 579 milimetre küp. Evet. Burada iki tane çevirme var. Santimetre küp var, desimetre küp var, metre küp var, desimetre küp var. Her ikisini desimetre küpe çevireceğim. Şimdi 1000 santimetre küp. 3 sıfırını atarsam 1 desimetre küp. Tamam. 4 metre küp. Yanına bir basamak aşağı iniyorum. 3 sıfır koyacağım. 4000 desimetre küp. İkisinin toplamı 4001 desimetre küp. Şu kareye benzemiş. Şunu düzgün yapalım. Tamamdır. Evet. Aşağıdaki boşlukları doldurunuz demiş. Çünkü merdiveniniz her zaman yanımızda olsun. Bu konuda tabii konunun oturması için belli bir zaman lazım. Bakın ben her zaman merdivenime bakarak cevaplandıracağım. Şu anda telefonun ekranına sığmıyor ama olsun, siz bilin. Bu merdiven şu an soruların altında. Metre küp desimetre küpün nokta nokta katına eşittir. Metre küp desimetre küpün 1000 katına eşittir. 1000 tane desimetre küp 1 metre küp eder. Metre küp santimetre küpün 2 tane basamak var arada, desimetre küp 1 milyon katına eşittir. Bakın, metre küpten desimetre küpe inerken 3 sıfır koyuyorum. 1 santimetre küpe inerken yine bir 3 sıfır daha koyuyorum. 1 milyon katına eşittir. Desimetre küp santimetre küpün 1000 katına eşittir. Desimetre küp milimetre küpün arada 1-2 basamak var. 1 milyon katına eşittir. Santimetre küp milimetre küpün yine 1000 katına eşittir. Burada bölmeli bir soru sormamış. O yüzden sıkıntılı bir soru değil. Dördüncü soruya gelelim. Bir benzin istasyonundaki 50 metreküp gazın 4000 desimetre küpü satılırsa geriye kaç metreküp gaz kalır? Şimdi bu 50 metreküp, bu da metreküp cinsinden sormuş. Şu desimetreküp. 4000 desimetre küp 4 metre küp eder. Merdivenim her zaman yanımda, bakıyorum. Desimetre küpten metre küpü 1000'e bölüyorum. 4000'i 4'e 1000'e böldük mü 4 metre küp eder. 50 metre küp gazdan 4 metre küp gazı satarsanız elinizde 46 metre küp gaz kalır. Evet, 5'in soru. 2 desimetre küplük sürahi tamamen doludur. Tamam. Sürahideki su ile 10 santimetre küplük bardaklardan kaç tanesi tamamen dolar? Şimdi burada birimleri eşitleyeceğiz. 2 desimetre küp. Yanına 3 tane sıfır koyduk mu 2000 santimetre küp eder. 10 santimetre küplük bardakları ne yapmamız lazım bunu? Bölmemiz lazım. Tam 200 bardak doldurulur. Gerçek hayatta böyle bir şey yok. Çünkü 10 santimetre küplük kısım çok küçük, çok az bir şey. Bu soruyu ben zaten hiçbir zaman beğenmemiştim. Gerçek hayatla uyumlu olmadığı için. Neyse, 6. soruya geçelim. Bir ayrıtı 3 desimetre küp olan küpün hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi küpün, küp çizelim. Çok mükemmel olmadı. Bir kenarın uzunluğu 3 desimetreymiş. 3 desimetre ne eder? 30 santim. Bunun hacmi ne? 30 çarpı 30 çarpı 30. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27. Yanına 3 tane de 0 koydum. 27.000 santimetre küp. Evet. 7. soru. Bir benzin istasyonundaki 200 milyon milimetre küplük benzinin birinci gün 0,12 metre küpü ve ikinci gün 5000 santimetre küpü satılmıştır. Kalan benzin miktarı kaç desimetre küptür? Çocuklar bakın, burada metre küp, santimetre küp, milimetre küp, hepsini desimetre küpe çevirmemiz lazım. Çok uğraşmayalım, üstünde yapalım. Milimetre küpten
Desimetre küpe bakın 2 basamak yukarı çıkıyorum. 2 defa 1000'e bölmek demek. Şu 3 sıfır attığımı santimetre küpe çıkarım. Şu 3 sıfır da attığımı desimetre küpe çıkarım. Burada 200 desimetre küpten bahsediyor. Tamam. Şimdi elimizde 200 desimetre küp benzin var. Satın alanlar birinci gün. Sıfır tam %12 metre küp. Bunu bir çevirelim. Bir basamak aşağı iniyorum. 1000'le çarpmam lazım. Virgülü 2 basamak sağa kaydırdım mı yüzde çarpmış olurum. 12 olur. Bir sıfır daha koyarım. 120 desimetre küp birinci gün. İkinci gün 5000 santimetre küp. Santimetre küpten desimetre küpü bir basamak yukarı çıkıyorum. 3 sıfırını atıyorum. Bakın bu 5000 santimetre küpte 5 desimetre küp eder. İkinci gün 5 desimetre küpe satıyorum. İki günde toplam ne kadar benzin sattım? 125 desimetre küp satılan. Benim elimde 200 desimetre küp benzin yok muydu? Vardı. 125'ini satmışım iki günde. Elimde 75 desimetre küp benzin kalır. Evet. 8. soru. 18.000 santimetre küplük bir su deposunda ki suyun %20'si kullanıldığında kaç desimetre küp su kalır? Yüzde hesabı yaptırıyor. Şimdi 18.000'in %20'sini bulalım. ₺3600 santimetre küpü harcıyoruz. Yani 18.000'den 3600'ü bir çıkartalım. Burada çıkartmayı kenarda yapalım. Kenarda yapıyorum. 10'dan 6 çıktı 4. 7'den 3 çıktı 4. 14.400 santimetre küp. Bunu desimetre küpe çevirmemi istiyor. 1000'e bölmem lazım. Şu 2 sıfırını atarsam 100'e bölmüş olurum. Ama 1000'e bölmek için ne yapacağım? Virgülü koyacağım. 14,4 desimetre küp su kalır. 9. soru. Bir tenekenin içinde 4 desimetre küp zeytinyağı vardır. Bu tenekeye 5000 santimetre küp daha zeytinyağı konulursa tenekede toplam kaç desimetre küp zeytinyağı olur? Çok basitmiş bu. 4 desimetre küp zaten zeytinyağı var. Santimetre küpten desimetre küpe bir basamak yukarı çıkıyorum. 3 tane sıfırını atıyorum. 5000 santimetre küp 5 desimetre küp eder. Toplarsak cevabımız 9000 desimetre küp. Bitti. En basit soruyu en sona koymuş bu sefer. 10. soru. Bir zeytinyağı fabrikasındaki 1200 desimetre küp zeytinyağı 5000 santimetre küplük tenekeleri doldurulup tanesi 40 liradan satılıyor. Tüm zeytinyağı satıldığına göre elde edilen toplam gelir kaç liradır? Şimdi 1200 desimetre küp. Şimdi santimetre küpten bir basamak çıkartırız. 3 basamak 3 sıfırını silersek desimetre küpe geliyoruz. Bir basamak yukarı olduğu için. Şimdi 1200 desimetre küp zeytinyağı var. Bunu ne yapıyorum? 5000 santimetre küp yani 5 desimetre küplük tenekelere dolduruyorum. Burada kaç teneke zeytinyağı elde ettiğimizi bulmak için 1200'ü 5'e bölmemiz lazım. 1200'ü 5'e bölersek 240 teneke yağ elde ediyoruz. Her bir tenekeyi de 40 liradan satacaksak 240'ı 40 ile çarpmamız lazım. Çünkü burada yapın işlemi cevap 9600 lira.